Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ipuçları, Ukraynalıların sığınaklardaki hayatı, propaganda ve dezenformasyon. Bu görüntülerin ortak noktası TikTok'tan milyonlarca defa izlenmiş olmaları. TikTok bu dönemde öyle çok tercih ediliyor ki, Ukrayna-Rusya krizi için dünyanın ilk TikTok savaşı diyenler var. Kremlin'in Rus propagandasını yaymak için TikTok'ta bazı influencerlara para ödediği iddia ediliyor. Beyaz Saray da meydanı boş bırakmıyor. So I just got off of a Zoom call with the White House about the situation in Ukraine. Beyaz Saray Twitter influencerlarını toplamadı, Facebook influencerlarını da toplamadı, YouTube influencerlarını da toplamadı, TikTok influencerlarını. Eğlence amaçlı kurulan TikTok her geçen gün büyüyor. Özellikle Z kuşağı haberleri de buradan takip ediyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre TikTok algoritması kullanıcıları doğruluğu şaibeli savaş içeriklerine yönlendiriyor. Yani dezenformasyonu besliyor. TikTok'u TikTok yapan şeyler tam da kriz durumlarında dezenformasyonu çok kolaylaştıracak özellikler haline geliyor. Peki TikTok Ukrayna-Rusya savaşında nasıl bir rol oynuyor? İkinci Dünya Savaşı radyodan, Vietnam'sa televizyonlardan takip edilmişti. Arap Baharı, Occupy, Gezi protestoları gibi toplumsal olaylarsa Facebook ve Twitter'dan. Ancak Ukrayna-Rusya savaşında gündeme damgasını vuran TikTok oldu. TikTok'un alameti farikası, video kurgulamayı basite indirmiş olması. Yani tüm kullanıcılar herhangi bir sesle, herhangi bir görüntüyü kolaylıkla birleştirip yeni bir video olarak sunabiliyor. Good morning my neighbors! Yes! Yes! Good morning my neighbors! Yes! Yes! Ancak tam da bu özellik, dezenformasyon üretme imkanının kullanıcıların parmaklarının ucunda olmasını sağlıyor. Bence TikTok savaşı denmesi ve bunun neden ilginç olduğuna bakarsak tam da bu özellik görülüyor. Eğlence için kurulmuş bir platformdan bahsediyoruz. Ama TikTok'u TikTok yapan şeyler tam da kriz durumlarında dezenformasyonu çok kolaylaştıracak özellikler haline geliyor. Bu da bu platformu istemeden dezenformasyona katkıda bulunuyor, konumuna getiriyor. Facebook ve Twitter'ın aksine mahlas kullanımı platformda çok yaygın ve hesapların devletlerle ilişkilerini ortaya koyan işaretlemeler henüz yok. Rusya-Ukrayna savaşına dair olduğu iddia edilen birçok içerik, yalanlanmadan önce milyonlarca defa izlendi ve paylaşıldı. Örneğin bu viral videoların iddia ettiğinin aksine, Kiev'in hayaleti diye bir savaş pilotu yok. Rus askerleri Ukrayna'ya paraşütlerle inmedi. Rus ve Ukraynalı askerler karşı karşıya gelmedi. Olay 2014'te Kırım'da olmuştu. Bu video Mariupol'un bombalanmasını göstermiyor. Ocak ayından şimşekli bir geceye ait. Araştırmalara göre insanlar video olarak izlediklerine, dinledikleri veya okudukları haberlerden daha fazla inanıyor. Ve üstelik bu içerikleri paylaşmaya daha meyilliler. Videoların insanlar üzerindeki bu etkisi, TikTok'ta üretilen içeriklerin çok hızlı yayılmasına sebep olabiliyor. Üstelik platformun tasarımı da içerikleri hızla tüketmek üzerine kurulu. Kullanıcıların önüne takip etmedikleri hesaplar düştüğü için, yeni açılan bir hesabın ürettiği herhangi bir içerik bile saatler içinde milyonlarca izlenmeye ulaşabiliyor. Bu yukarı kaydırma davranışını düşünürseniz çok daha hızlı bir tüketimden bahsediyoruz. Özellikle de sizin için sekmesini düşündüğünüzde, sevebileceğinizi düşündüğünüz video içeriklerinin ard arda gösterilmesi söz konusu. Yeni bir araştırmaya göre TikTok'un algoritması sadece yukarı kaydıran bir kullanıcının önüne bile Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili şaibeli bilgi içeren içerikler getirebiliyor. Hem de neredeyse yarım saat içinde. BBC Türkçe'nin sorusu üzerine TikTok, tespit edilen bu tip içeriklerin kısıtlandığını veya tamamen kaldırıldığını açıkladı. TikTok, ABD'den dünyaya yayılan sosyal medya platformlarından farklı olarak Çin menşeili. Ancak araştırmalar, uygulamanın veri güvenliği ve mahremiyeti açısından diğerlerinden daha farklı olmadığını gösteriyor. Aslında şunu düşünüyoruz, yani Amerika'da olan bir sosyal medya platformu bu tarz şeylere daha çok dikkat eder. Ama hayır, orada da FBI ile ilgili çok ciddi veri paylaşımı var. Orada da bir devlet güvenlik kurumu bana şu kadar veri ver dediği vakit hiç kimse hayır diyemiyor. Şu an
menşeinin bir etkisi, belirgin bir etkisi yok. Zaman geçtikçe TikTok'un farklı siyasi konulardaki tutumu, eğer aslında karşılaştırıldığında farklı olduğu ortaya çıkarsa, belki o zaman tartışılacak bir konu olabilir. Muhtemelen Rus-Ukrayna savaşı TikTok şirketi açısından da çok öğretici olacaktır diye düşünüyorum. Peki TikTok platformda dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için ne yapabilir? TikTok'un da yapması gereken aslında Facebook ve Twitter'ın zamanında yaptığı gibi bu tarz mahlas hesaplar açmayı zorlaştırması gerekiyor. A videosunun görüntüsü, B sesi ya da B müziğini, yani bu tarz bağdaştırmaları platform mimarisinden ya atması gerekiyor veya bunu da bir şekilde denetlemesi gerekiyor. Yanlış bilgilerin, bu yanlış bilgilerin doğrulandığı mesajlara kıyasla çok daha hızlı yayıldığını gösteriyor empirik çalışmalar. Kimi TikTok özellikleri düşünüldüğünde de yapısal değişikliklere gidilmezse bu şekilde devam edeceğini sinyalini de veriyor bir yerde. Bu noktada tabii çok geçerli bir soru. Yani TikTok'un elinden bunları alırsanız geriye ne kalıyor? Daha önce Facebook, Twitter, Instagram'ın maruz kaldığı bu tarz işte siyasi, ahlaki veya işte güvenlikle ilgili sınırlamaları TikTok'un da yapması gerekiyor. Oraya doğru gidiyorlar. Nasıl yapacaklar bunu göreceğiz. Görünen o ki dezenformasyon var olmaya devam edecek. Hem de sadece TikTok özelinde değil, tüm sosyal mecralarda. Önüne geçmek için herkesin yapabileceği bir şey var. Doğruluğundan %100 emin olmadığınız içerikleri paylaşmadan önce iki kere düşünmek.